Ee, bu İBB'de Aynur Doğan konser verdi bu arada. Ee, daha önce PKK şeyinin önünde şarkı söyleyen kadın geçen İBB'nin konserini verdi. İptal olmadı. Bursa'daki iptal olmuştu. İstanbul'daki iptal etmediler maalesef. Şu şekilde konser vermiş. İptal etmediler abi yani iptal edilmesi lazımdı. O kadar fazla gündem oldu ki yani kendi ist istekleriyle iptal etmediler bildiğin. Bursa'da iptal oldu mesela. İstanbul İBB iptal etmedim. Hala da Aynur Doğan'ı savunanlar var bu arada. Çok inanılmaz bir şey bu arada. Yani kimsenin Kürtçe ile derdi yok. Yani daha farklı Kürtçe konserler de veriliyor. Ee, herhangi bir şekilde terör sempatizanı olmayan, normal Kürtçe şarkı söyleyen konserler de aynı gün sanırım verilmiş hatta. Onlara karışan yok abi. İsteyen istediği dilde şarkısını söylesin. Kimsenin dillerle bir derdi yok zaten. Olay Aynur Do Doğan'ın daha önce PKK'nın standında konser vermiş olması. Teröristlerin bulunduğu yerde konser vermiş olması yani. <laughs> kimse kimsenin der diyor? Kimse niye e, Kürtçeye takılsın yani? <laughs> Bu kadını nasıl sabıda biliyorsunuz aklı almıyor. Daha geçen vatan için 5 şehit verdik. Bir de şey döneminde olması çok komik. Yani daha yeni şehit haberleri falan var, tamam mı? Yani hani Duyar kasmak falan değil abi bu. Ya daha yeni şehit haberleri falan gelmiş tamam mı? Aynı gün neredeyse aynı gündemde. Ya sen Aynur Doğan'ı İBB'de kültür İBB kültür sanat mı bilmem neyle şey yapıyorsun. Platform sağlıyorsun ve çıkartıyorsun yani. Ezel falan da savunuyordu bunu. Allah akıl fikir versin abi ona o zaman. Çıkartmayacaksın abi. O kadar söylendi ki ya iki hafta falan olması lazım. iki haftadır insanlar bağırıyor lan. Yani muhalefet birbirine girdi. İnsanlar birbirine ana avrat küfür ediyor. Muhalefet tarafı birbirine daldı. İnsanlar gergin. Aynur Doğan'ı savunabiliyor hala insanlar yani. Bu Eren Erdem olayı falan hepsi bu Aynur Doğan yüzünden. Herkes birbirine girdi ve inatla bu adamı, kadını çıkarttılar. Yani hiçbir mantığı yok. Bursa'da da çıkacak. Bak Bursa'da iptal oldu. Ay ay. Aynur Doğan ne yapmış ki? Aynur Doğan şöyle yapmış. Daha önceden şöyle bir e, konser e, alanında öyle işte üstte şey yazıyor. Apaya özgür Öcalan'a özgürlük falan yazıyor. E, böyle bir yerde konser e, vermiş birisi kendisi. Yani haberi yoktur falan diyorlar böyle Aynur Doğan'ı savunmak için. Yani şey diyorlar Aynur Doğan'ın bunun bir e, ne bileyim böyle bir olacağından haber yokmuş falan diye savunanlar var Aynur Doğan'ı. <laughs> Nasıl yok yani? <laughs> Arkada resmi var. Yani nasıl haberin yok? <laughs> Herhangi bir açıklaması yok zaten Aynur Doğan'ın konu hakkında. Olmayacak da zaten. Yani bunu savunan İsmail Saymaz falan bile savundu bu kadını. Ben çok şaşırdım açıkçası. İsmail Saymaz'ın Aynur Doğan'ı savunmasına bayağı şaşırdım. O kadar gündeme girdi ki yani. Ne Ezel de mi savunmuş? Ezel'den Jahre'nin e Aynur Doğan çıkışı. Abi yapma ya. Kocaeli'de AK Partili Derince Belediyesi Kürt sanatçı Aynur Doğan'ın kentte düzenleyecek konserini iptal etmişti. Kocayeli de iptal etmiş bu arada. Ee, Bursa'daki konser de iptal edildi. Kocaeli Belediyesi hangi belediye ya? Derince Belediyesi kime ait? Derince AK Parti mi CHP mi? Ah, AK Parti bak AK Parti iptal ediyor abi. Bak tamam mı? Derince AK Parti Belediyesi iptal ediyor. Bursa yine AK Parti tamam mı? Yine iptal ediyor. Bursa da iptal ediyor. Ama İVB iptal etmiyor abi kafa yiyeceğim. AK Parti iptal ediyor siz niye yapmıyorsunuz ya? Aa. Tartışma dahil olmasıyla bambaşka bir boyut kazandı. Ne demiş? Size kalsa hepimiz teröristiz. Aynur Doğan bu ülkeden çıkan büyük sanatçılardan biridir. Tamam abi. Ve Türkiye'nin değeridir. PKK gibi faşist örgütlerinde sevmediği bir kişidir. Aynen abi. Onların yani... <laughs> onların sahnesinde çıkıp... Öcalan'a özgürlük yazan bir yerde şarkı veriyor konser sözde festival düzenleyebiliyor ama <laughs> ama PKK'lılar Aynur Dağlı'nı sevmiyor abi, tamamdır. <laughs> Sevgili hükümetimiz gibi konser yapmasını engellemiştir Aynur. Arkadaşlar sanat çok önemli bir değerdir. Sanatın susturulduğu her an, oğlum kimse sanata karşı değil lan. Sanatı istediğiniz gibi yapın. Ya kimsenin yle, Türkçe ile, Türkçe ile ne bileyim yani herhangi bir dille ne kadar dil varsa hiç kimsenin hiçbiriyle derdi yok lan. istediğiniz şarkıyı istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde konuşun yani. Kimin umurunda? Olay burada terör sempatizanlığı yapması yani. Yani sen Türkçe de e, bunu söylesen, dile getirsen yine sıkıntı. Bir de İBB'nin altında hani İBB şeyini İBB'nin ile İBB platform sunuyor yani. Korkmayın Kürtçe duyunca ölmeyeceksiniz. Valla <laughs> kafa yiyeceğim ya kimsenin Kürtçe'ye derdi yok. Niye olsun ya Kürtler ve Kürtçe Türkiye'mizin binlerce hazinesinden sadece biridir. Tamam bunu korumak ve yaşatmak ayrımcılığı karşı olmuş şey hip kültürünün parçası olarak bizlere de düşer. Asla unutmayın eğer rapçiyseniz faşist ırkçı olamaz, olamazsınız. Eğer olursanız rapçi de olamazsınız falan abi. Kafa yemeyin ya. Neyse geçiyorum bu konuyu arkadaşlar. Haberiniz yoksa Erli'ye bakarız şimdi. Ee, haberiniz olsun. Yani Ezel şey yaptı. İsmail Saymaz yine aynı şekilde savundu. Haberiniz olsun. Kimin kim olduğunu bilin ve sırf ee, bundan dolayı CHP eleştirdiği için insanlar da bayağı linç falan yiyor. Öyle değil abi. Terör sempatizanlığı olan herkese eleştireceğiz, tamam mı? Haydi kolay gelsin.